Gençler merhaba. 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürk dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlığı yapacağız. Bu videomuzda biraz geniş bir video olacak tahminim. Neden? Çünkü Türk Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemi ardından da Türk Kurtuluş Savaşı'nda cepheleri işleyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi direkt Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayacağız. Mondros Ateşkes Anlaşması tarihini ve en önemli iki maddesini yazınız demişiz. Biraz soru cevap şeklinde hazırladım. Biraz seri olabilsin diye ama uzun bir video. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'nın tarihi en tehlikeli iki maddesi 7 ve 24. maddeler nedir bu maddeler? 7. madde itiraf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa Anadolu'nun herhangi bir yerini işgal edebilecekler. 24. maddede der ki Doğu Anadolu'daki 6 ilde eğer bir karışıklık çıkarsa itiraf devletleri bu bölgeleri işgal edebilecekler. Hemen geçelim. Mondros'un ardından Anadolu'da işgal edilen yer, ilk yer neresidir? 7. madde uyarınca 3 Kasım 1918'de İngilizler tarafından Musul işgal edilmiştir. İlk işgal edilen yerimiz Musul, ardından da diğer yerler işgal edildi. Üçüncü sorumuz, İzmir'in Yunanlar tarafından işgali nerede karar verilmiştir? İzmir'in Yunanlar tarafından işgaline Paris Barış Konferansı'na karar verilmiştir arkadaşlar. Ne olmuştu? Güya Batı Anadolu'da Rum çoğunluğunun olduğunu iddia eden Yunanlılar bu bölgenin kendilerine verilmesini istemişti. Halbuki ne olmuştu? Hatırlarsanız Birinci Dünya Savaşı devam ederken bu bölgeyi İtalyanlara vereceklerini söylemişti İngilizler. Ancak Yunanlıların çıkardığı bu yaygara ve ne diyelim ileri sürdükleri sahte belgelerle buranın kendilerine verilmesini istemişler. Bu durumda İngilizlerin işine gelmişti ve o bölgeyi Yunanlılara ne diyelim işgallerine izin vermişlerdi. Geçelim bir başka soruya. Hasan Tahsin kimdir diye bir soruyla karşılaşırsak. Hasan Tahsin kimdir? İzmir'in 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgali sırasında Yunanlılara ilk kurşunu sıkan Hukuku Beşer gazetesi başyazarı kahramanımızdır. Bunu da unutmayalım. Şimdi gelelim Kuvayi Milliye nedir sorusuna. Hemen Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu açıklayalım. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından Anadolu'da başlayan işgallere karşı halkın kendiliğinden başlatmış olduğu düzensiz direniş birliklerine Kuvayi Milliye denir. Kimdir Kuvayi Milliyeciler? Arkadaşlar eli silah tutan Anadolu'daki herkes, kadını erkeği Kuvayi Milliyecidir. Cepheye koşan herkes. Şimdi ileride göreceğiz Batı cephesini ve Güney cephesini işlerken. Güney cephesinde daha çok hani Kuvayi Milliye için milis kuvvetler geçer. Kuvayi Milliye tanımı daha çok Batı cephesi içinde geçer. Bunu da belirtelim. Şimdi Amiral Birisoy'lu raporu nedir diye bir soruyla karşılaşırsanız. Arkadaşlar Amiral Birisoy'lu raporu şudur. İzmir'in Yunanlar tarafından işgalin ardından o zamanın Osmanlı hükümeti Milletler Cemiyeti'ne başvuruyordu. Milletler Cemiyeti neydi? Hani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte barışı korumak için kurulmuş bir kuruldu. Paris Barış Konferansı'nda kurulmuştu o da. Biz İzmir'in Yunanlılara verilmesinin ardından başvuruyoruz bu cemiyete. Diyoruz ki ya daha doğrusu İstanbul hükümeti başvuruyor. Diyor ki buranın Yunanlılara verilmesi haksızlık. Bu bölgede Türk çoğunluk var. Hani self-determination uygulanacaktı. Bu bölgede Yunanlıların daha doğrusu Rumların Türklere karşı uyguladığı bir ne diyelim eziyet var. Bunu gelin inceleyin diyoruz ve Amerikalı Amiral Bristol başkanlığında bir heyet Ege bölgesine gönderiliyor. Yaptığı incelemeler sonucunda da bizim ne kadar haklı olduğumuzuna dair bir rapor hazırlıyor. Burada rapor doğrusuna diyor ki bölgedeki olayların sorumluluğu Yunanlara aittir. Türklerin Yunanlar tarafından eziyete uğradığı belirtilmişti. Bu bir yalandır. Buradaki ekseri çoğunluğunda Türkler olduğunu bu raporla tespit etmiş oluyoruz. Ayrıca bu rapor şunu da bize söyleme imkanı buluyor dünya kamuoyunda. Yunanların bu bölgeyi işgalinin haksız olduğunu ve bizim bu bölgede gösterdiğimiz direnişin haklı bir direniş olduğunu dünya kamuoyuna anlatma imkanı görmüş oluyoruz. Ya da söyleme imkanı bulmuş oluyoruz. Ancak bunu itiraf devletleri ne diyelim sallayacaklar mı? Sallamayacaklar tabii o raporu. Özellikle İngilizler Yunanlara verdikleri desteğin arkasında durmaya devam edecekler.
Şimdi milli varlığa düşman cemiyetler nelerdir, amaçları nelerdir diye bir soru sorduk. Şimdi burada özellikle Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı andan itibaren, yani işgallerin başlamaya başladığı andan itibaren biz de cemiyetler kuracağız. Ancak zaten bu cemiyet kültürünü biz bu azınlıklardan öğreneceğiz. Cemiyetler dediğimiz olay daha önce azınlıkların kurmuş olduğu cemiyetler vardı. Biz de onlar madem propagandalar yapıyorlar, biz de kendi haklılığımızı dünyaya anlatalım diye cemiyet kurmaya başlayacağız. Şimdi cemiyetler grubunu biz iki grupta inceledik. MİŞTİ derslerde de görmüşsünüzdür. Yararlı cemiyetler, zararlı cemiyetler. Zararlı cemiyetleri kendi arasında iki grupta inceliyoruz. Birisi milli varlığa düşman cemiyetler. Bir tanesi yani milli varlığa düşman cemiyetler derken bizim kurduğumuz, Türklerin kurmuş olduğu zararlı cemiyetler. Bir tanesi de direkt azınlıkların kurmuş olduğu cemiyetler. Bir de kendimizin kurduğu, yani Türklerin kurmuş olduğu yararlı cemiyetler var. Önce o zararlı cemiyetlerden milli varlığa düşman cemiyetlere bakalım. Nedir, amaçları nelerdir diye sormuşuz. Kürt Teali Cemiyeti, Teali İslam Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Hürriyet ve İtiraf Fırkası, Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası bu cemiyetlerdir. Şimdi bu cemiyetlerin amacı nedir? İtiraf devletlerinin ve özellikle İngilizlerin desteğiyle kurulmuş bu cemiyetlerdir. Amacı nedir? İstanbul hükümetin politikalarını destekleyecek, güçlü bir devletin manda ve himayesine girerek Osmanlı Devleti'nin ve hilafetin devamını isteyenlerin kurmuş olduğu cemiyetler diyebiliriz bu cemiyetlere. Bunu uzatabilirim de hızlı geçeceğim yazılı için. Evet, şimdi gelelim azınlıkların kurduğu cemiyetlere. Şimdi bu cemiyetlerin amaçları nedir ve cemiyetler nelerdir? Mavi Mira, Etnik Etaria ve Pontus Rum, bunlar Rum cemiyetleri. Buna bir de Kordos cemiyetini de ekleyebiliriz aslında. Taşna Kınçak ve Südyun cemiyeti, bunlar Ermeni cemiyetleri arkadaşlar. Allianz İsrail ve Makabi cemiyetleri de Yahudi cemiyetleri. Şimdi bu cemiyetlerin amacı ne? Kuruldukları bölgelerde ya bağımsız devletler kurmak ya da faaliyet gösterdikleri bölgelerin var olan devletlere mesela Yunanistan'a katılımını ya da Ermenistan'a katılımını sağlamak. Mesela Taşnak, Südyun, İnçak cemiyetleri özellikle Doğu Anadolu bölgesinde Ermenistan'a, bu Mavri Mira, Etnike, Etaria, işte Yunanistan'a, Megola, İdaa doğrusunda Ege bölgesinin ve İstanbul'un Yunanistan'a katılımını, Pontus Rum cemiyeti de efendime söyleyeyim Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de bir eski var olan Pontus Rum devletinin yeniden canlandırmasını amaçlayan cemiyet. Allianz İsrail Makabi cemiyetleri de Yahudi cemiyetleri, ileride kurulacak İsrail devleti için zemin hazırlamak amacıyla kurulmuş cemiyet. Şimdi gelelim milli cemiyetler neler? Milli cemiyetlerin amaçları neler? Trakya Paşeli Cemiyeti, Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, İzmir Reddi İlhak Cemiyeti, Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti, Kilikyalılar Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti. Şimdi bu cemiyetler genelde adından da anlayacağınız ötere diyelim. Trakya Paşeli nerede? Trakya bölgesinde. Şark Vilayetleri Doğu Anadolu'da. İzmir Müdafaa Hukuk, İzmir ve çevresi. Daha sonra İzmir Reddi İlhak, yani Yunanistan'a ilhakı reddediyoruz cemiyeti haline gelecek. Trabzon Muhafaza Hukuku Milliye, oradaki Rum Pontusçulara karşı. Kilikyalılar Adana'da, Milli Kongre Cemiyeti'nde İstanbul merkezli kurulmuş cemiyet. Şimdi bu cemiyetlerin amacı ne? Kuruldukları bölgelerdeki Türk çoğunluğunu ispatlamaya çalışıyor. Bu bölgelerin tarihinin Türk olduğunu, tarihsel geçmişinin Türk olduğunu, çoğunluğunun Türk olduğunu ispatlamaya çalışıyor, anlatmaya çalışıyor. Ve bunu da Wilson ilkelerinin 12. maddesine dayandırmaya çalışıyorlar. Yani o self determination dediğim, her millet bulunduğu bölgelerde, çoğunlukta bulunduğu bölgelerde ne diyelim, bağımsız devlet kurabilir ilkesine dayandırmaya çalışıyorlar. Bu cemiyetler, faydalı cemiyetler özellikle Erzurum Kongresi'nde birleştirilmeye başlıyor ve Sivas Kongresi'nde de tek çatı altında toplanıyor. Bunu da söyleyelim. Adı da Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti haline geliyor. Geçti Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilirken resmi görevi ve kendisine istenen nedir? Şimdi Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderirken, göndermeden önce bir İstanbul'a getirelim de öyle gönderelim. Madem orayı da anlatalım. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada Mustafa Kemal Suriye'de Yıldırım Orduları da diyelim
en son görev yapıyordu. Şimdi o ordular kaldırıldıktan sonra Adana'da bulunduğu sırada Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanıyor. Kendisinden İstanbul'a gelmesi isteniyor. Mustafa Kemal'in İstanbul'a geldiği gün arkadaşlar, yani İstanbul'un işgal devletlerince işgal edildiği günle aynı güne tekabül ediyor. Hatta şöyle bir soru gelirse karşınıza, geldikleri gibi giderler sözünü Mustafa Kemal nerede söylemiştir? İstanbul'a geldiği 13 Kasım günü efendime söyleyeyim, Boğaz'da demirli İngiliz gemilerini görünce ya da İtilaf Devletleri donanmasını görünce demiştir. Şimdi Mustafa Kemal İstanbul'da bulunduğu süre boyunca elinden geldiğince çırpınıyor bir şeyler yapmak için. Hatta bir dergi falan çıkarıyor. Halkı bilinçlendirme adına, işgallere karşı uyandırma adına ya da İstanbul hükümetini harekete geçirmeye çalışıyor. Yapmayın, etmeyin diyor. Ama bakıyor ki olmuyor. Ondan sonra illaki diyor ki, ben diyor bu Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerinin Anadolu'da uygulanmaya başladığı andan itibaren şu karar veriyorum. Anadolu'ya gidip bir şekilde milli mücadeleyi başlatmam gerekiyor. İşte o yüzden o tarihten itibaren, yani kafasında o düşünce oluştuğu andan itibaren kendine Anadolu'da bir göreve atandırtmaya çalışıyor. Uğraşları sonucunda Mustafa Kemal İstanbul hükümeti veyahut Osmanlı hükümeti tarafından 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendiriliyor. Nereye görevlendiriliyor arkadaşlar? Doğu Karadeniz bölgesine görevlendiriliyor. Kendisinden istenen ne? O bölgedeki Rum-Türk çatışmasını engellemek, Doğu Karadeniz Türk-Rum çatışmasını engellemek ve Türklerin elindeki silah ve cephaneyi toplamak. Şimdi burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Belki testlerde karşınıza çıkar ki çıkıyor da bu tip testler. İstanbul hükümeti böyle bir şeyi niye yapıyor derseniz, bu da şu. Eğer Mondros, yani oradaki çatışma devam ederse Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi uyarınca o bölgede işgal edilebilir endişesiyle Mustafa Kemal'i oraya gönderiyor. Ama Mustafa Kemal'in kafasındaki düşünce tabii ki farklı. O görevi hay hay kabul ediyor. O bölgeye gönderiliyor. İzmir'in işgal edildiği günün ertesi günü, yani 16 Mayıs'ta yola çıkıyor. Bandırma vapuruyla, ekibiyle 19 Mayıs'ta Samsun'dan iniyor vapurdan. Şimdi Samsun'da indikten sonra Mustafa Kemal'in yaptığı ilk icraat nedir? Samsun raporudur. Samsun raporu ve önemi nedir diye bir soruyla karşılaşırsanız, 22 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal İstanbul hükümetine bir rapor gönderdi. Şimdi bu raporda ne diyor? İzmir'in Yunanlar tarafından işgalinin haksız olduğu, halkı olumsuz etkilediği, Türklerin yabancı bir devletin kontrolüne girmek istemediği, ayrıca bölgedeki olayların tamamen sorumlusunun Rumlardan kaynaklandığını söylüyor. Şimdi bu rapora biz diyeceğiz ki Mustafa Kemal'in görevine ters gerçekleştirdiği ilk eylemdir bu rapor. Çünkü Mustafa Kemal'den istenen yorum yapması değil, oradaki ne diyelim, silah ve cephaneyi toplaması. Mustafa Kemal bu raporu İstanbul hükümetine göndererek diyor ki, ben diyor bunların hepsine kafadan karşıyım arkadaşım. Şimdi gelelim Mustafa Kemal'in diğer eylemine. Şimdi Samsun raporunu yayınladıktan sonra Samsun'da fazla duramazdı. Zaten Samsun limanı bir İngiliz müfrezesi tarafından kontrol altındaydı. Hemen kendini nereye geçiyor? Atıyor Havza'ya. Havza'da bir genelge yayınlıyor arkadaşlar. 28 Mayıs 1919'da. Şimdi Havza genelgesinin nedir önemi? 28 Mayıs 1919'da yayınlanmış bu genelge, Mustafa Kemal Anadolu'daki tüm sivil ve askeri yöneticilere yayınladığı bir telgrafla diyelim, bildiriyle şunu istiyor. İşgallerin protesto edilmesi için mitingler yapılmasını istiyor. İtilaf devletleri temsilciliklerine uyarı telgrafları çekilmesini istiyor. Ayrıca özellikle de şunu belirtiyor bu genelgesinde. Hristiyan azınlığa karşı da bölgenizde saldırı ve düşmanca tavırların bulunulmamasını istiyor. Bulunulmamasını özellikle istiyor. Neden? Deminden söylediğimiz o 7. madde uyarınca o bölgelerde işgal tehdidi altına girmesin diyor. Havza genelgesinin önemi nedir arkadaşlar? Totalde onu bakalım. Mustafa Kemal'in Anadolu'da başlayan işgallere karşı halkı bilinçlendirme adına yayınladığı ilk bildiridir. Bak şimdi, Samsun raporu görevine ters yayınladı. Havza genelgesi Mustafa Kemal'in işgallere karşı halkı bilinçlendirmeye adına yayınladığı ilk bildiri. Zaten ilk mitingi de kendi katılımıyla 30 Mayıs 1919'da Havza'da düzenlemiştir diyelim geçelim.
Şimdi geçelim Amasya Genelgesi. Şimdi Amasya Genelgesi Türk tarihinde çok önemli bir yer içerir. Bunu söyleyeyim. Öğretmenleriniz mutlaka sorar ve ben de mutlaka bilmenizi isterim bu soruyu. Şimdi Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919'da yayınlanmıştır. Kimler bu genelgeye imza koymuştur ya da kimler hazırlamıştır? Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay Paşaların bizzat hazırladığı, Kazım Karabekir Paşa'nın da onayına alıp da yayınladıkları bir genelgedir. Şimdi burada açtım parantez. Kazım Karabekir Paşa kimdir? Kazım Karabekir Paşa 15. Kolordu Komutanı durumundadır. O dönemde askerlerini ters etmemiş, elinde hali hazırda silahlı askeri olan tek Osmanlı Paşasıdır, Doğu Anadolu'dadır. Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal'e destek vermesi o anlamda çok önemliydi ve o desteğini de esirgememiştir diyelim. Şimdi genelgenin maddelerini uzun uzun anlatmayacağım. Sadece şu maddeyi söylesem yeter. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Özellikle bu madde arkadaşlar. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Şimdi bu genelge ile, bu madde ile, yani totalde genelge ile milli egemenliğe dayalı yeni bir devletin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Genelge ile milli mücadelenin amacı, gerekçesi, yöntemi belirtilmiştir. Ve halk milli mücadeleye çağrılmıştır. Bu yönüyle baktığımız zaman Amasya Genelgesi bir ihtilal bildirgesi özelliği taşır arkadaşlar. Şimdi Amasya Genelgesi'ni bu maddelerine baktığınız zaman bir tane maddesi de var. Anadolu'da bu organizasyonu yapmak için derhal ulusal bir kurulun kurulması isteniyor ve burada da Sivas Kongresi'ne atıfta bulunuluyor. Yani Sivas'ta bir kongrenin toplanacağına dair genelgede ayrıyetten bir madde var. Şimdi Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının ardından Mustafa Kemal'e tabii Hafıza Genelgesi'nden sonra ne yapıyorsun sen gibilerden bir şey gelmişti, uyarı gelmişti. Amasya Genelgesi'nin ardından Mustafa Kemal'e İstanbul Hükümeti'nden geri dön çağrısı geliyor. Mustafa Kemal biraz oyalama taktiği gidiyor. Ondan sonra da baktı ki olacak gibi değil, askerlik mesleğinden ve ne diyelim 9. Ordu Müfettişliğinden istifa edecek. Şimdi Mustafa Kemal Amasya'dan sonra nereye geçiyor? Erzurum'a geçiyor. Erzurum Kongresi'ne. Şimdi Erzurum Kongresi'ni kim tertiplemiştir diye bir soru gelirse Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Muhafazayı Hukuku Milliye Cemiyeti tertipliyor. Yani Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için toplanıyor. Mustafa Kemal'in kafasında aslına bakarsanız böyle bir kongre yok. Yani bölgesel nitelikli bir kongre fikri yok. Ulusala her şeyi mücadele ulusa yaymaya çalışıyor. Ancak Kazım Karabekir'in daveti üzerine, davet edin yerine erinme prensibiyle Mustafa Kemal gidiyor. Nihayetinde Erzurum Kongresi'ne Mustafa Kemal'in katılımı, bölge dışından bir kişinin katılımı, bir değil yani Rauf Orbay da geliyor. Bölge dışından katılımla ve aldığı kararlarla o kongre bölgesel toplanmasına rağmen ulusal bir kongre olma hüviyetine kavuşmuş oluyor. Ne zamandı Erzurum Kongresi'nin toplanışı? 23 Temmuz 7 Ağustos 1919'da. Şimdi bu kongrenin önemi nedir? Şimdi kongrede bir sürü karar var. Kararlarını tık 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 saymayacağım. Önemine bakacağız. 9 kişiden oluşan bir temsil heyeti seçiliyor. Başkanlığı da Mustafa Kemal getiriliyor. Şimdi Mustafa Kemal bir sivildi. İstifa ettiydi ya. Sivildi. Temsil heyeti başkanı olma sıfatıyla bir kere Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz adına söz söyleyecek kişi hüviyetine kavuşmuş oldu. Yani bir başkan seçildi nihayetinde. Böylece bundan istifade edecek Mustafa Kemal temsil heyeti başkanı sıfatıyla ve böylelikle Anadolu insanının adına en azından bir bölge adına söz söyleme hakkına sahip olacak. Şimdi bu kongre az önce de dedik bölgesel olsa da aldığı tüm kararlar ulusal arkadaşlar. Kongrede mesela ilk kez milli sınırlardan bahsedilmiş. Yeni bir hükümet kurulmaktan bahsedilmiş. Manda ve himayenden reddedilmiş. İlk kez reddedilmiş. Özellikle Erzurum Kongresi hangi madde manda reddedildi derse sorularda İngiliz mandası Erzurum'da reddedilecek. Şimdi ve ilkler. Bak bunlar ilkler. Şimdi geçelim Sivas Kongresi'ne. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal Sivas Kongresi'ni toplanacağını nerede söylemişti? Amasya Genelgesi'nde atıfta bulunmuştu. Şimdi Sivas Kongresi'nin aradaki dönemde hazırlıkları yapıldı. Yani Anadolu'da milli mücadele cemiyetleri ve ne diyelim her bölgede milli kurtuluşu hedefleyen dernekler tarafından
bölgelerden temsilciler seçildi ve Sivas'a doğru yola çıktılar. Şimdi biz burada bu hamleleri yaparken İstanbul hükümeti ya da İngilizler de boş durmuyor. Kongreyi engelleme çabaları var diyelim. İstanbul hükümeti Damat Ferit kimi görevlendiriyor? Elazığ valisi Ali Galip'i görevlendiriyor. Onun bütün girişimlerine rağmen kongre toplamayı engelleme girişimlerine rağmen kongre toplanmayı başarıyor. 4-11 Eylül 1919'da da çalışmalarını yapıyor. Şimdi kongre toplandı. Toplandı. Toplandıktan sonra ne yaptı bu kongre? Bir kere en başta manda fikri tamamen reddedildi. Kongrenin başında birileri manda, işte Amerikan mandasına girelim falan filan diyenler oldu. O fikir reddedildi. Sonra Erzurum'daki kongrede alınan kararların hepsi bu kongrede aynen kabul edildi. Bunu da söyleyelim. Ancak Erzurum Kongresi ile bu kongre arasındaki şöyle bir fark var dedik. Bu kongreye katılım ulusal, yani ulusun bütününden, Anadolu'nun tümünden gelen insanlar var. Haliyle temsil heyetinin yenilenmesi lazım ve temsil heyeti biraz daha genişletilerek, efendime söyleyeyim, tüm yurdu temsil eder hale getiriliyor ve başkanlığına da kim getiriliyor? Mustafa Kemal getiriliyor. Şimdi Sivas Kongresi'nde, hani dedik ya deminden, Erzurum Kongresi'nde milli cemiyetler birleştirilmeye başlanmıştı. Tüm cemiyetler tek çatı altında birleştiriliyor ve adı da Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altına toplanıyor. Batı cephesinde, şimdi biz asıl mücadelemizi Anadolu'da kurtuluş mücadelesini kime karşı vereceğiz? Batı cephesinde Yunanlara karşı vereceğiz. Orada evet bir Kuvayi Milliye direnişi var. O Kuvayi Milliyecilerin başına, Batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa'nın Sivas Kongresi'nde atandığını da söyleyelim. Dedik manda fikri kesinlikle reddedildi. Bir de Sivas Kongresi'nde şöyle bir karar alınıyor. Zaten ondan sonra da uygulamaya sokuluyor. Ulusal direnişin sesini duyurmak için de İrade-i Milliye adına bir gazete çıkarılmasına karar veriyor. En sonda kongrenin sonunda Damat Ferit hükümetini cezalandırmak için, yani hani o engellemeye çalışmıştı ya, cezalandırmak için İstanbul'dan gelen her türlü evrak cevaplanmaksızın geri gönderilecek diyerekten bu kongrede alınan bu karar doğrultusunda İstanbul'la her türlü iletişim kesiliyor. Yani diyoruz ki İstanbul artık Anadolu'ya hiçbir şekilde hükmü geçmiyor. Bundan sonra orası bizi dinlesin. Şimdi Sivas Kongresi'ndeki bu çalışmaların ardından ne olacak? İstanbul'da itiraf devletleri vay beceriksiz herif diyecekler. Damat Ferit'i istifaya zorlayacaklar. İstanbul'da yeni bir hükümet kurulacak. Adı da Ali Rıza Paşa hükümeti. Şimdi Ali Rıza Paşa hükümeti arkadaşlar, Anadolu'daki milli mücadeleye ya da Kuvayi Milliyecilere biraz daha ılımlı yaklaşıyor. Mustafa Kemal'e, temsil heyetine biraz daha ılımlı yaklaşıyor. Ya diyor ne oluyor, ne bitiyor, şu Anadolu'yu bir kontrol altına alalım gibilerden Salih Paşa'yı görevlendiriyor. Mustafa Kemal'le görüşmek üzere Anadolu'ya gönderiyor. Şimdi İstanbul'daki hükümet kim? Ali Rıza Paşa. Salih Paşa kim derseniz, Bahriye Nazırı Ali Rıza Paşa'nın Mustafa Kemal'le görüşmek üzere görevlendirdiği kişi. Geliyor Amasya'ya. Amasya'da Mustafa Kemal ile, ya da şöyle diyelim, temsil heyetiyle Salih Paşa arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Mustafa Kemal Salih Paşa'ya git bunları anlat diyor İstanbul'a. Kendi isteklerini söylüyor. Birçok isteği var. Çok uzatmayacağım. Ancak bu isteklerden sadece ve sadece bir tanesi İstanbul hükümeti tarafından kabul görecek. O da nedir? Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması, bunun için seçimler yapılması ve çalışmalarına başlaması. Şimdi Mustafa Kemal normalde Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da açılmasını istemiyor. Niye? İstanbul işgal altında. Neden? İstanbul işgal altında bulunan bir yerde açılacak Osmanlı Mebusan Meclisi'nin alacağı kararların çok sağlıklı kararlar olacağını düşünmüyor. Ancak buna da şükür diyoruz. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılma fikrine tamam diyoruz. İstanbul'da açılsın bari, o kadar olsun. Bunun için ne yapılacak? Derhal Anadolu'da seçimlere gidilecek. Osmanlı Mebusan Meclisi'ni açılmak için. Şimdi burada açtım parantez. Osmanlı Mebusan Meclisi, hani Osmanlı Devleti o dönemde meşruiyetle idare ediliyor ya. Mebusan Meclisi Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hemen akabinde zaten süresi bittiği için kapanmış, bir daha da açılmamış. Gelmiş yıl 1919'un sonlarına. Bir buçuk yıldır yok. Şimdi İstanbul Hükümeti İtiraf devletleriyle görüşmeler yapıyor, bir anlaşmalar imzalıyor, şudur budur diyor ama bunun milli bir kuruldan geçmiyor. İşte onlar kontrol altına alınsın istiyor Mustafa Kemal. O yüzden Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması konusunda çok diretiyor. Neyse kabul ediyorlar Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılmasını
Ve onun için dediğim gibi çalışmalar yapılacak. Şimdi Amasya görüşmelerinin önemi nedir diye bir soru gelirse karşınıza, bu görüşmeler ile Mustafa Kemal ya da temsil heyeti İstanbul'dan gelen heyetle oturup bir protokol imzaladığı için İstanbul hükümeti Anadolu'daki temsil heyetinin varlığını resmen kabul etmiş oluyor diyebiliriz. Şimdi geçelim hemen bir sonraki sorumuza. Amasya görüşmelerinin ardından Mustafa Kemal ve temsil heyeti ne yapıyor? Ondan sonra Mustafa Kemal ve temsil heyeti Ankara'ya geliyor arkadaşlar. Şimdi Ankara'nın Türkiye'nin ya da Kurtuluş Savaşı'nın o zaman diyelim merkezi seçilmesindeki nedenler nelerdir diye bir soru gelirse, temsil heyeti kendi aralarında oturmuşlar, konuşmuşlar. Demişler ki Ankara milli mücadelenin merkezi olsun. Niye? Anadolu'nun ortasında ve güvenlikli diye. Başka haberleşme olanakları var diye. Başka demiryolunun Ankara'ya yakın kadar ulaşması diye. Başka Batı cephesine Ankara'nın yakın olmasından dolayı, hadi burada bir tane de ben ekleyeyim, bölge insanı milli mücadeleye destek vermesinden ötürü Ankara merkez seçiliyor. Daha sonra da zaten yani bu kadar çile çekmiş bir ne diyelim halk, yöre, Ankara Anadolu'nun da ya da yeni kurulacak Türkiye Devleti'nin de merkezi olsun diyecek ve daha sonra da Ankara başkent olarak kalacak arkadaşlar. Şimdi gelelim Misak-ı Milli nedir? Şimdi Misak-ı Milli nedir sorusunu sormadan evvel, bakalım şurada girmiş miyiz o konuya, girmemişiz. Şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Osmanlı Mebusan Meclisi ne ara toplandı? Şimdi hani Sivas Kongresi'nden sonraki süreçte Mebusan Meclisi'nin açılması istenmişti ya, seçimler yapıldı. 12 Ocak 1920'de efendime söyleyeyim Mebusan Meclisi toplandı. Şimdi totalde şunu söyleyeceğiz. Mebusan Meclisi'nde alınan arkadaşlar, o 12 Ocak 1920'de toplanıp 28 Ocak'a kadar süren toplantılardan sonra aldığı kararlara biz Misak-ı Milli diyoruz. Misak-ı Milli kararları diyoruz. Şimdi Misak-ı Milli kararları var, Misak-ı Milli sınırları var. Şimdi bu iki kavramı birbirine karıştırmayalım. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan 28 Ocak 1920'de alınan kararlara Misak-ı Milli kararları diyoruz. Bu kararlar doğrultusunda Misak-ı Milli sınırları ne olmuştur? Yani milli antta sınırlarımız ne olmuştur? Diyor ki bu kararlarda Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada halen Türk askerinin elinde bulunan yerler Türk yurdu bölünemez, parçalanamaz. Biz bunun için mücadele edeceğiz. Tamam, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilik kabul. Hayır, bir şey demiyoruz. Kaybettiğimiz yerleri de kaybettik. O da kabul. Ama ben ateşkesi imzaladıktan sonra bu işgaller niye? Bu erkekliğe sığmaz. Yani ben işgal edilmiş bölgelerin, sonradan işgal edilmiş bölgelerin benim toprağım olduğunu dünya aleme duyuruyorum. Ben bunun için de mücadeleme devam edeceğim. Kararıdır bu kararlar. Madde mesela baktığınız zaman Kars, Ardahan, Batum bizim. Ha çok mu iddia ediyorsun? Burada Ermeni çoğunluğum var, Gürcü çoğunluğum var. Arkadaşım gerekirse bir halk oylaması yapılır. Bakarız kime bağlanır. Biz kendimize güveniyoruz diyoruz bu kararlarda. Mesela Batı Trakya. Ya Batı Trakya katakulliyle şurayla burayla elimizden çıkarıldı. Yapalım bir halk oylaması. O bölge madem Wilson ilkelerinde her bölgede kim çoğunluktaysa, kime katılmak istiyorsa oraya katılsın. Bak, yapalım bir oylama. Kime katılıyorsa oraya katılsın. Odur meydan diyoruz. İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlanırsa efendime söyleyeyim İstanbul ve Çanakkale boğazlardan geçiş, gemi geçişi ilgili devletlerle vereceğimiz karara göre olmalıdır diyor. Belki milli egemenliğimize tek ters karar budur arkadaşlar. Neden? Çünkü ilgili devletler ya o topraklar benimse, o İstanbul Çanakkale benimse, arkadaş o gemilerin geçip geçmeyeceğine de ben karar veririm. Bu ileride hani soru işareti olan bir ne diyelim madde. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halka ne kadar hak tanıyorsa ben de o kadar tanıyacağım diyoruz. Milli ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kabul edilir. Ya arkadaş Osmanlı Devleti'nde verdik kapitülasyonları, ondan sonra bizim her haltımıza, her türlü iç işlerimize karışır hale geldiler. Ben bu kapitülasyon olayını kesinlikle kaldıracağım ibaresini Misak-ı Milli kararları içine koyduk. Şimdi not demişiz, Misak-ı Milli kararlarıyla ulusal sınırlar belirlendi. Sivas'ta alınan kararlar Mebusan Meclisi tarafından kabul edildi. Böylece itiraf devletleriyle yapılacak barış anlaşması bizim tespitimizde olan koşullar konusunda efendime söyleyeyim gerçekleşecek dedik arkadaşlar. Şimdi
Güzel. Osmanlı Mebusan Meclisi böyle kararlar aldı. Milli ant ilan edildi. Bir sakin milli kararlar alındı. İtiraf devletleri ne yapacak? İtiraf devletleri sen misin bu kararları alan diyecekler. Osmanlı Mebusan Meclisi için. Diyecekler ki o zamanın efendime söyleyeyim hükümetine, Ali Rıza Paşa hükümetine aldır bu kararları geri. Bu kararlar kabul edilemez diyecekler. Hoşnut olmayacaklar tabii. Zaten hiç de ummuyorlardı böyle karar alınacağını. Ali Rıza Paşa hükümeti diyecek ki bu ulusun aldığı kararlar, ulus temsilcilerinin aldığı kararlar. Ben bunlardan taviz veremem. Ali Rıza Paşa hükümetini istifa ettirecekler. Yerine efendime söyleyeyim Salih Paşa hükümeti kurulacak. Salih Paşa hükümeti de evet ben bu kararların arkasındayım deyince İstanbul İtiraf Devletleri tarafından 16 Mart 1920'de resmen işgal edilecek. Daha sonraki dönemde Mebusan Meclisi dağıtılacak. Milletvekillerinin birçoğu tutuklanacak ve Mustafa Kemal de diyecek ki aha ben diyecek yeni meclisi bundan sonra madem halkı Türk milletinin sesini kesmeye çalışıyorsunuz yeni meclisi Anadolu'da açacağım ve yayınladığı genelgeyle diyecek ki kaçabilenler derhal Anadolu'ya gelsin. Kaçamayıp tutuklanan milletvekillerinin yerine yeniden seçimler yapılıp ben yeni meclisi Ankara'da açacağım diyecek. Ha itiraf devletleri ne yapacak? Hükümet olarak yine uşağı olan damat Ferid'i yeniden ne diyelim hükümetin Osmanlı hükümetinin başına geçirecek. Tamam onlar orada kendi kendine çalıp oynaya dursun. Mustafa Kemal ne yapacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için Anadolu'da çalışmalarını tamamlayacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ki o zaman adıyla Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılacak. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ne olacak? Arkadaş milli egemenliğe dayalı tam bağımsızlığı hedefleyen yeni bir devlet kurulmuş olacak arkadaşlar. Ha bu mecliste azınlık temsilcilerin yer almadığını görüyoruz. Tam bir milli meclis hüviyetinde yani ülkedeki azınlıklardan milletvekili yok. Kurtuluş mücadelesini yürütecek, aynı zamanda başarıya ulaştıracak. Birinci Büyük Millet Meclisi hem yeni bir devletin kurulmasını sağlayacak, daha sonra yeni bir anayasa kabul edilmesiyle kurucu meclis özelliği de taşıyacak arkadaşlar. Yine birinci meclis de şu da olacak tabii ki. Savaş koşullarının etkisiyle kararların hızlı alınıp hızla uygulanması için de güçler birliği esasında ne diyelim bünyesinde barındırmış olacak. Bu da birinci meclisin özellikleri arasında sayabileceğimiz maddelerden. Şimdi Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar nelerdir? Şimdi ya arkadaş biz bunları yaparken içimizde efendime söyleyeyim kanı bozuklar yok mu? Her zaman her daim varmıştır. Şimdi Büyük Millet Meclisi'ne karşı ne tür ayaklanmalar çıkmış? Hemen ona da hızlıca bakalım. Şimdi ayaklanmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları dört grupta inceleyeceğiz. Bir, doğrudan İstanbul hükümetince çıkarılan ayaklanmalar. Kim bunlar? Kuvayi İnzibatiye yani Halifelik Ordusu, Ahmet Anzavur ayaklanması. Bunlar nerede? Marmara ve çevresinde diyelim orada Balıkesir hemen alt tarafı. Neden? İstanbul, yani Kuvayi Milliyecilerin İstanbul'a yakın bölgelerde olmasını istemiyorlar. Ama bu ayaklanmalarda çok kısa sürede bastırılacak. İkinci grup itiraf devletlerinin desteğiyle çıkan ayaklanmalar. Nedir bunlar? Bolu, Hendek, Düzce, Adapazarı ayaklanmaları, Konya, Yozgat, Afyon, Urfa ayaklanmaları. Bu adamlar ne halk vardı ayaklanmış derseniz bu adamlar halife isteyenler, halifeliğin devamını isteyenler, Osmanlı'nın devamını isteyenler, ne bileyim din elden gidiyor cırtkanlığıyla birilerinin peşine takılıp ayaklananlar. Ha bu ayaklanmalar ne olmuş? Bizi uğraştırmış, boşu boşuna kardeş kanı dökülmesine neden olmuş ama eninde sonunda bu ayaklanmalarda bastırılmış diyelim. Burada onlar da ayaklananların ayıbıyla kalsın diyelim. Azınlıkları çıkardığı ayaklanmalar grubuna bakalım. Şimdi bu ayaklanmalar, ya tabii ülkede azınlık var hala o dönemde. Ermeni ve Rum ayaklanmaları. Nerede çıkmıştır bu ayaklanmalar? Şimdi Rum deyince Doğu Karadeniz bölgesi. Hani vardı ya bu karışıklık o Mustafa Kemal'in de Anadolu'ya gönderilme amaçlarından biriydi. Pontus Rumların çıkarmış olduğu ayaklanmalar orada. Doğu Karadeniz'de Ermenilerin yine Fransızların desteğiyle o Suriye'ye yakın bölgelerde Ermeni ayaklanmaları görülmüş. Bunlar da çok geçmeden bastırılmış ama şunu da belirteyim. En uzun süreli ayaklanma da Doğu Karadeniz bölgesinde çıkan Rum ayaklanmasıdır. Bunu da belirtelim. Dördüncü madde olarak da Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan ayaklananlar kimlerdi bunlar? Düzenli ordu kurulma fikrine karşı olan
karşı olan, emir komutan zinciri altına girmek istemeyen bazı Kuvay Milliyeciler, kimler onlar? Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, zamanda çok büyük yararlılıkları olmuş. Yunan'ın ilerleyişini durduramasa da Yunanlara bayağı bir hasar vermiş kişilerdi bunlar. Daha sonradan bir şekilde Mustafa Kemal'le ters düşecekler ve ayaklanacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler ne ola ki? Böyle bir soruyla karşılaşırsanız hemen hızlıca bakalım. 1. Hıyareti Vataniye Kanunu çıkarıldı. 29 Nisan 1920. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı ilk kanunlardan, ilk kanun demiyorum bak, ilk kanunlardan nedir? Vatana ihanet, yani isyancıyı cezalandırmak amacıyla. Şimdi Vatana İhanet Kanunu akabinde üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinden seçilen, yani milletvekillerinden oluşan İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Çabuk karar vermek diyorduk ya. Çabuk karar verme ya. Ne yapalım şimdi? Kurtuluş Savaşı'nda askere yiyecek ekmek bulamayacağız. Bir de bunlarla mı uğraşacağız? İstiklal Mahkemeleri kurulmuş. Derhal bunlar da gerekli cezalara çarptırılmış. İstanbul hükümetiyle her türlü resmi haberleşme kesilmiş. Bir de düzenli orduya geçiş süreci bu dönemde hızlandığını görüyoruz. Bir de bunu unutmayalım, geçmeyelim. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'nin, ki aslı Muğla milletvekilidir. Rıfat Börekçi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekiliyken Mustafa Kemal tarafından ne yapıyor? Ankara Müftüsü yapılıyor. O zamanın Şeyhülislam'ın yayınladığı bir fetva var. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının vatan haini dinsizler olduğuna dair. Ona karşı yayınladığı bir bildirge var Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'nin. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi yanlıları, Kuvayi Milliyeciler kesinlikle dinsiz değil, asıl vatanseverler gibilerden bir bildiri yayınlıyor. Ve bunu da tüm Anadolu'ya dağıtıyorlar. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi gelelim Sevr Anlaşması nedir, önemi nedir? Şimdi arkadaşlar Sevr Anlaşması'nı ben çok kısa söyleyeceğim, geçeceğim. Niye? Arkadaşlar 10 Ağustos 1920 yılında imzalanmış bir anlaşma, Sevr Anlaşması. Nedir bu anlaşma? Normalde Birinci Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti için bitiren barış anlaşmasıdır bu. Şimdi hatırlarsanız Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki barış anlaşma, Almanya, Versailles, işte Avusturya, Sergiyermen, Macaristan, Trio döktük ya. Bu bizimle ilgili kendi aralarında tam anlaşmaya varamadılardı arkadaşlar, bu itiraf devletleri. Bizim anlaşmayı sonraya bıraktılardı. Nasıl paylaşacaklarına dair kendi aralarında anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Anca anlaştılar. Sevr'i bizim önümüze koydular. Osmanlı'nın önüne koydular. Osmanlı Devleti de bu anlaşmayı imzaladı. Ancak bu anlaşma zaten hali hazırda olmayan bir meclis, Osmanlı Mebusan Meclisi'ni kapattılar. Bu anlaşma meclis onayından geçmediği için, yani Türk milletinin onayından geçmediği için, mevcut meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu anlaşmayı zaten kabul etmeyeceği için tarihe geçersiz bir anlaşma olarak geçmiştir. Ha, bu anlaşmayı kim onaylamıştır dersen, bu anlaşmayı sadece Saltanat Şurası onaylamıştır. E ne olmuş? Sevr Anlaşması uyarınca bunlara bir orada yaşam hakkı verecekler. Onlar da sefasını sürecekler. Yok öyle dünya. Sevr Anlaşması geçersiz bir anlaşma. Bunu böyle bilelim, geçelim. Gelelim arkadaşlar, buraları çok hızlı geçmek zorundayım diye hızlı hızlı konuşuyorum. Gelelim Kurtuluş Savaşı'na. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonraki hedef nedir? Kuvayi Milliye birleştirmek, efendime söyleyeyim, ve yapacağımız mücadeleye hazırlamak. Şimdi bu bir zaman alacak ama hala hazırda elimizde bir düzenli ordu vardı. Nerede vardı? Doğu cephesinde vardı. Kazım Karabekir emrindeki 15. kolordu. Zaten Erzurum Kongresi'nde de bu ordunun desteklenmesi konusunda kararlar alınmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra bir de o Sevr Anlaşması'nın verdiği cesaretle Ermenilerin Türk topraklarına taarruzları sonucunda artık bıçak kemiğe dayandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldığı direktif doğrultusunda Kazım Karabekir Paşa emrindeki orduyla Ermenilerin üzerine yürüyüşe geçti ve Ermenilere karşı kesin bir zafer kazandı. Bırak Anadolu topraklarının atılmasını, Ermenistan sınırları içerisinde ilerlemeye başlamışız. Ermeniler de yana yakıla aman ateşkesi istediler ve 3 Aralık 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasında Gümrü Anlaşması imzalandı. Şimdi bu anlaşma ile Ermeniler Misak-ı Milli'yi tanıyacak arkadaş. Sevr'in geçersizliğini kabul edecek, Kars Sarıkamış'ı Türkiye'ye bırakacak, Ermenistan Türkiye'ye karşı düşmanca bir eylemde bulunmayacak, aldı dersi. Önemine bakalım. Bu anlaşmayla Doğu cephesi kapanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk askeri başarısını kazanmış. Bunun ardından imzalanan bu anlaşmayla ilk siyasi başarı da kazanılmış.
olmuş. Ermenistan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni resmi olarak tanıyan, istemeye de olsa devlet olmuştur diyelim. Gelelim Güney Cephesi'ne. Şimdi Güney Cephesi deyince aklımıza bizim Antep, Urfa, Maraş ve çevresi geliyor. Bu bölge kimin tarafından işgal edilmişti? Mondros'un hemen ardından İngilizler işgal etmişti. Ama kendi aralarında yapmış oldukları Sykes-Picot gereğince de bu bölgeyi kime bırakmıştı İngilizler? Fransızlara. İngilizler akıllı. Kendileri Musul çevresine geliyor. Petrol bölgesi nedir? Antep, Urfa bölgesini de Fransızlara veriyor. Şimdi Fransızlar oraya girdiklerine girmişlere pişman olacaklar. Neden? Çünkü yöre halkı Fransızı orada kesinlikle istemiyor. Artı Fransızların Ermenilere verdikleri yüz yüzünden Ermeniler de o bölgelerde Türk halkına karşı mezalimlerde bulununca ilk milli mücadelenin kurşunları diyelim, ilk mücadele o bölgede atılıyor, başlıyor. Şimdi bu mücadelede Antep, Urfa, Maraş halkını gerçekten canı gönülden tebrik etmek lazım. Ne diyelim, çok büyük bir başarı kazanıyorlar. Özellikle Urfa, Maraş mücadelelerin ardından kendi bölgelerinden düşmanı söküp atıyor. Antep uzun bir süre Fransız ne diyelim işgaline dirense de Antep Fransız işgalinden kurtulamıyor. Ama onlar da efendime söyleyeyim nihayetinde Batı cephesindeki başarıların ardından bölgelerinden Fransızları kovalayacaklar. Şimdi burada bir şey demişiz. Fransızlar 11 Şubat 1920'de Maraş'tan, 10 Nisan 1920'de Urfa'dan atıldı. Sakarya Savaşı'ndan sonra da Ankara Anlaşması'yla efendime söyleyeyim Antep kurtarıldı. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Güney Cephesi'ndeki başarılarından ötürü 8 Ağustos 1921'de Antep'e gazi, 7 Şubat 1973'te Maraş'a kahraman, 12 Haziran 1984'te de 84'te de Urfa'ya unvanlarını vermiştir. Yakışır mı? Yakışır. Birinci İnönü Muharebeleri tarihi ve önemini yazın. Şimdi bu noktada biz Batı cephesine geçtik. Bu noktada bir parantez açmadan edemeyeceğim arkadaşım. Şimdi şu anlattığımız konular Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurtuluş Savaşı'nın tarihi. Hiç kimse kusura bakmasın şunu belirtmeden edemeyeceğim. Şimdi Doğu cephesinde Ermenilere, Batı cephesinde, Güney cephesinde Fransızlara karşı mücadelemizi kazandık. Ya bak şimdi lise sona gelmiş bir öğrenci. İlkokul 5'te. Ortaokul 8'de, efendime söyleyeyim 12. sınıfta bu tarihi bu tarihin bu kesini bilen bir öğrenci, öğrenmiş, anlatılmış, dinleyen bir öğrenci. Ya bırak onu, öğrenciliği bırak. Bir Türk şunları bilmek zorunda arkadaşım. Şimdi Batı cephesinde 5 tane mücadelemiz var. Şimdi ben geçenlerde öğrenciler gösterdi. Dedi ki hocam Batı cephesindeki mücadeleyi işte internette şu işte YouTube'da şu hocalar şöyle anlatmış. İşte eli göstermiş. Neymiş? Serçe parmağını tut, yatırmış. Ne bileyim yüzük parmağını yatırmış. Orta parmağını tut bırakmaymış. Baş parmağını işte yatırmış. Şey işaret parmağını baş parmağını yatırmış. Ya böyle bir kodlamayla bunu öğreneceksen bırak öğrenme arkadaşım. Bırak üniversitede kazanma. Bırak devlet memuru olarak KPSS'de kazanma. Alt tarafı birinci İnönü, ikinci İnönü, Eskişehir, Kütahya diyeceksin. Sakarya Büyük Taarruz diyeceksin. Ya bu senin tarihin. Batı cephesi muharebeleri arkadaşım. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Eskişehir, Kütahya, Sakarya bunlar 1921 içerisinde gerçekleşmiş. 1921'de bizim savunma savaşlarımız. Onlar saldırdı, savunduk. Başarılı olduk mu? Büyük ölçüde başarılı olduk. Ha, bu savaşlar içerisinde gerilediğimiz oldu mu? Oldu. Eskişehir, Kütahya'da yenildik kardeşim. Azıcık geri çekildik. Yenildik diye saymıyorum ben. Kademeli olarak geri çekildik. Ülke benim ülkem. Ülkenin her karış toprağı benim ya, benim. Biraz geri çekilsek ne olur? Geri çekildiğim yer Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiliyoruz. Az sonra bana gelecek taarruz sırası. Nihayetinde ben hali hazırda kendi vatanımı savunuyorum. Kendi toprağımı savunuyorum. Yani şunu yapmayın arkadaşım ya. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Büyük Taarruz. Ya bunu parmakla şu yok orta parmağı tut bırakmayla falan bilmem ne olmaz. O orta parmak neyse bir şey söyleyeceğim de olmayacak. Şimdi savunma savaşlarımız 21'de. Saldırı savaşımız yani taarruz savaşımız 22'de. Süpürme savaşımız 22'de. Bu kadar basit. Şimdi hepsinde mantık şu. Birinci İnönü'nde, ikinci İnönü'nde de Eskişehir, Kütahya'da, Sakarya'da. Yunan'ın hedefi belli. Ankara'ya kadar ulaşmak, Türklere Sevr'i zorla kabul ettirmek. Türkler Sevr'i kabul ederse otomatikman Batı Anadolu Yunanlıların olacak. Bu kadar basit.
Ben ne yapacağım? Savunma yapacağım. 21 boyunca savunma yapacağım. 1921 yılı. İlk saldırıları ne zaman? Ocak ayında. Kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Şimdi burada diyor ki Batı cephesinde Gediz taarruzunun, yani Kuvayi Milliyeciler, Yunanları, tamam bir galeyana gelmişiz, bir taarruz etmişiz, başarısız olmuşuz. Ondan sonra zaten Kuvayi Milliye birlikleri düzenli birliklere çevrilecek Mustafa Kemal'in emriyle. Şimdi Yunanlar saldırıyor. İnönü mevziğine, yani İnönü bölgesine. İnönü neresidir? Eskişehir'in bir ilçesi, bir bölge adı düşünün. O bölgeye doğru saldırıyor. Bizim savunma hatlarımız orada. Ne yapıyoruz? Savunuyoruz. Geçebiliyorlar mı hatlarımızı, yarabiliyorlar mı, yaramıyorlar. Gerisini geri püskürtüyoruz. Şimdi 1. İnönü Ocak 1921'de kazanılınca ne oluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan güven artıyor. Asker alma işlemleri kolaylaşıyor. İsmet Bey generallik rütbesine yükseltiliyor. Şimdi ne olacak bundan sonra süreçte? Adamlar tekrar taarruz edecekler. Nedir? Efendime söyleyeyim. Amaç ne? Hep aynı. Ama biz 1. İnönü'yü kazandığımız anda 1. İnönü ile 2. İnönü arasında bazı olaylar var. Bunları bilmemiz lazım. Hemen bakalım o olaylar ne? Mesela Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkarılacak. Nedir bu? 1921 Anayasamız. 20 Ocak 1921'de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk anayasasıdır. Kişi hak ve özgürlükleri bu anayasada belirtilmiyor. Ancak ulusal egemenlik ve yönetim esasları ile ilgili maddeler yer alıyor. Ardından ne yapıyoruz? Her ulusun bir istiklal marşı olmalı diyerekten 12 Mart 1921'de Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı kabul ediliyor. Yani şiir İstiklal Marşımız olarak kabul ediliyor ki bu şiir 1930 yılında Osman Zeki Üngör tarafından günümüze kadar kullanılacak bestesi hazırlanacak. Londra Konferansı. Şimdi biz 1. İnönü'de kazanınca bakıyor ki itiraf devletleri, bu salak Yunanlılar ne yapamayacaklar? Kendi başarılarını, ne diyelim, kendi emekleriyle, becerikleriyle diyelim, Türkleri halt edemeyecekler. Ne yapacaklar? İngilizlerin temel bir oyunu vardır. Her zaman masa başında kazanırlar. Bir konferans düzenleyecekler. O konferansta Servi Türklere kabul ettirmeye çalışacaklar. Osmanlı hükümetini de çağıracaklar. İki taraf, yani bizi de temsil heyetini, Ankara'yı da İstanbul hükümetine çağıracaklar. İkimizin arasındaki anlaşmazlıktan yararlanıp Servi bize dikte edecekler. Ama başarılı olmuyor. Konferansın önemi nedir? Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa uluslararası bir konferansta boy göstermiş oldu. Bir de bu adamların işte Türkler barışa yanaşmıyor gibilerden yaygara koparmalarını engellemiş olduk. Türk-Afgan Dostluk Anlaşması nedir? Önemi nedir? Bunu da hemen söyleyelim. Şimdi biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak savaşı sürdürebilmek için bir askeri desteğe ihtiyacımız var. En azından silah cephane bulmamız lazım. Siyasi olanda da yalnız kalmamamız lazım uluslararası arenada. Moskova'ya bir heyet göndermişiz. Ruslarla anlaşabilmek için, Sovyet Rusya'yla o yardımları alabilmek için. Kaldığımız otelde, heyetin kaldığı otelde Afgan heyetiyle karşılaşıyorlar. Ya sizin başınız kimle dertte? İngilizlerle dertte. Ya bizim de bir İngilizlerle dertte falan filan. Hop, oturup Türkler Afganlar arasında bir dostluk anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmanın önemi nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi böylelikle bir Doğu İslam Devleti tarafından resmen tanınmış oluyor. İlk tanıyan devlet, bir İslam devleti olarak bizi Afganistan'da. Genelde Moskova Anlaşması'na çok uzatmadan, aslında maddeleri çok uzun. Şudur, Türkiye heyeti gidiyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi olaraktan Sovyet Rusya ile görüşüyor. Bu görüşmelerde Sovyet Rusya'dan destek alıyoruz. Nedir bu destek? Sovyet Rusya Servi tanımayacak. Zaten işine onların da gelmiyor. Misak-ı Milli'yi tanıyacak. İlk kez bir Batılı devlet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımış oluyor. Yalnız Batum Gürcistan'a bırakılması Misak-ı Milli'den verilmiş ilk ödündür Moskova Anlaşması'yla. Bunu da bilelim. Şimdi Sovyet Rusya'dan da desteğimizi aldık. Aslında 16 Mart 1921 tarihinde bir önemi var. Hatırlarsanız 16 Mart 1920 tarihinde İngilizler nereyi işgal etmiş diye İstanbul'u, ona atıfta bulunmak amacıyla bu anlaşma 15 Mart'ta imzalandığı halde 16 Mart'ta dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Gelelim 2. İnönü Muharebeleri'ne. Zor bir şey değil. Savaşın nedeni Yunanlar Ankara'yı ele geçirip Servi'yi imzalatacak. Sonuç yine püskürttük. Yunanlar Ankara'yı ele geçirmek için saldırdılar. Yendik mi? Yendik. Bu sefer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güveni arttırdı mı? Arttırdı. İtiraf devletleri arasında görüş ayrılıkları başladı mı? Başladı. Fransızlar Anadolu'dan sıvışmanın yollarını aramaya başladı mı? Başladı. Ankara'ya bir heyet gönderdiler mi? Gönderdiler. İtalyanlar işgal ettiği bazı yerleri boşalttı mı? Boşalttı. Bitti. Gelelim şu Eskişehir-Kütahya muharebeleri. Ne olmuş yani, orta parmağı gösterecek? Yenildik. Ne var yani? Adamlar saldırdı. Niye? Çünkü İngilizlerden sürekli malzeme akıyor bunlara. Ben zaten yokluk içerisinde savaşan bir milletim.
Yok ya yok yani biz Rusya'dan şuradan buradan alacağımız silahla bu savaşı sürdüreceğiz diye uğraşıyoruz. Savunma hatlarımızı yardılar bu sefer. Ne oldu? Geri çekildik. Nereye? Sakarya Nehri'nin doğusuna. Ne olmuş yani? Geri çekildik. Yeni mevziler aldık. O vatan orası da bizim. Eskişehir, Afyon, Kütahya bir süreliğine Yunan ordusuna teslim edildi. Tamam. Türk ordusu Sakarya'nın doğusuna çekilerekten Yunan ordusuyla Türk ordusu arasında Sakarya'nın doğal bir set yaptı mı? Yaptı. Şimdi bu savaşın sonrası gelişmeler. Ne oldu? Mecliste haliyle kendi milletine güvenmeyen bazı hıyarlar çıkıp meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınmasını teklif ettiler mi? Ettiler. Ya arkadaş sen oradan oraya kaçarsan sonra cephedeki askere nasıl git savaş dersin? Be akılsız adam. Neyse o mecliste olan uzun tartışmalardan sonra Mustafa Kemal masaya yumruğunu vurdu. Meclisin yetkilerini kendi üzerine vermesini istedi. Bütün sorumluluk bende dedi ve meclis 5 Ağustos 1921'de tüm yetkilerini başkomutanlık yasası doğrultusunda Mustafa Kemal'e devretti. Şimdi bana de, neyse girmeyeceğim. Mustafa Kemal bu yasayı alaraktan bütün sorumluluğu üzerine alaraktan kelleyi ne diyelim koltuğun altına almış oluyor mu? Alıyor. Bunu niye yapıyor derseniz İşte boş beleş konuşan adamları susturabilmek, çabuk karar vermek ve bu karar alınan kararları çabuk uygulayabilmek için. Evet, ondan sonra ne olacak? Ondan sonra ne olacak? Şimdi o arada ha bunu da söylemeden geçmedim. Kitabınızda da geçer. Marif Eğitim Kongresi 16 Mart ya 16-21 Temmuz 1921'de yapılmış. Nedir bu Marif Eğitim Kongresi derseniz tüm olumsuz şartlar. Ya bak adamlar Yunan ordusu bizim savunma hattımızı yarmış. Top sesleri ne bileyim yakında Ankara'dan duyurmaya başlayacak. O dönemde bile Mustafa Kemal'in eğitime verdiği önemin bir göstergesidir. Ne yapmış? Bu kongreye cepheden de olsa katılaraktan bir şekilde öğretmenine destek vermiş ve öğretmeninden şunu istemiş. Halkı aydınlatın arkadaşım demiş. Halkı aydınlatın, düşmana karşı aydınlatın. Ne bu içimizdeki vatan hainlerine karşı aydınlatın. Neyse eğitimin, Türkiye'deki eğitimin ne diyelim koordinasyonu yapılmaya çalışılmış bu Marif Kongresi'nde. Ondan sonra dedik ya başkomutanlık yasasını aldı Mustafa Kemal. Ne yaptı? İlk olarak 7-8 Ağustos gecesi 1921'de Tekalifi Milliye Emirlerini yayınladı. Şimdi Tekalifi Milliye Emirlerinde geçen maddeleri tek tek saymayacağım. Mutlaka öğretmeniniz ya da ders kitabında gözünüze ilişmiştir, okumuştur. Derslerde de işlemişsinizdir. Türk ordusunun bir sonraki Yunan taarruzunu hazırlamak amacıyla çıkarılmış emirdir bu arkadaşlar. Bu emirler doğrultusunda herkes artık gücü nispetinde neyi var ne yoksa bir kısmı kime verecek? Tekalifi Milliye Komisyonlarına verecek her ilçede kurulan ve bu komisyonlar aracılığıyla Türk ordusunun ihtiyaçları giderilmeye çalışılacak. Ya bir tanesini söyleyeyim. Ya don atlet bile istenmiş ya. Bu ne demek biliyor musun? Bu senin cephedeki askerin ne kadar zor şartlarda savaşıyor demek. Yunanların böyle bir derdi yok. Çünkü İngilizlerden sürekli alıyordu desteği. E işte Mustafa Kemal'e neyse dil uzatanlara kapak olsun diyeceğim olmayacak. Sakarya Meydan Muharebesi. Arkadaşım ben elinden geldiğince hazırlanmaya çalıştım. Tekalifi Milliye Emirleri doğrusunda. Kimi bekliyorum? Yunan'ı bekliyorum. Yunan saldırdı mı? Saldırdı. Amaç gene aynı. Ankara'yı ele geçirmek ve Türklere sevri kabul ettirmek. İnanılmaz bir savaş arkadaşlar. 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında 20 gün boyunca süren Yunan taarruzu. Bazen savunma hatlarımız yarılmış, bazen Yunan ordusu Sakarya'nın doğusuna da sızmış. Hatta Ankara'dan top sesleri bile duyulmaya başlamış. Ama Mustafa Kemal'in şöyle bir emri var. Hattı müdafaa yoktur, satığı müdafaa vardır. O satığı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Ya şimdi Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan, onu büyük general yapan, büyük komutan yapan. Şimdi Çanakkale'deki emrine bir bak arkadaşım. Çanakkale'de ne diyor? Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeye emrediyorum diyor. Ya ne yap orayı terk etme diyor. Burada ne diyor? Bulunduğun mevziden geri çekilebilirsin. Geri çekil ama savaşın içinde kal. Yani gerilla savaşını yap. Yani Mustafa Kemal iki ayrı cephede, iki ayrı tam zıttı emriyle savaşın kaderini her iki cephede de değiştirmiş ve Sakarya'da Yunan'ın taarruz gücü kırılmış. Türk'ün 1683 Viyana ne diyelim önlerinde aldığı yenilgi sonrası başlayan geri çekilişi Sakarya önlerinde
son bulmuş. Bu tarihten sonra Yunanlılar savunmaya Türkiye ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk orduları taarruz için hazırlanmaya başlayacak. 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e başkomutana Marşal rütbesini verecek. Aynı zamanda Gazi unvanını verecek. Bu savaşın ardından ne olacak? Bu savaşın ardından Sovyet Rusya tamam bu Türkler bu işi bitirdi diyecek. Alacak Gürcistan'ı, Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı, o zaman Sovyet Rusya kontrolünde Kars Anlaşması'nı imzalayacağız. Sovyet Rusya ve Kafkas Cumhuriyetleri ile ardından da Fransızlarla Ankara Anlaşması'nı imzalayacağız. Kısaca onlara da bir değinelim birazdan. Sakarya Meydan Muharebesi'nin tarihi önemi nedir? Bunun bir daha gelmiş ekran oraya bir geçelim. Hemen bak. Kars Anlaşması nedir? Önemi nedir? Hemen ona bakalım. 13 Ekim 1921'de Sovyet Rusya kontrolündeki Kafkas Cumhuriyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında imzalanmış. Bu anlaşmayla doğu sınırımız kesinlik kazanmış ve bu anlaşmanın ardından doğudaki bütün birlikler de öyle diyelim Batı cephesine kaydırılma imkanı bulmuş. Ankara Anlaşması nedir? Önemi nedir? 20 Ekim 1921'de Fransızlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında imzalanan bu anlaşmayla Güney Cephesi kapanmış. Hatay hariç Suriye sınırımız büyük ölçüde çizilmiş. Ancak Hatay için ayrı bir madde konulmuş, bir şerh düşünmüş. Bir kere dil Türkçe olacak ve yönetiminde de mutlaka Türk olacak gibilerden. Daha sonra da Hatay alacağız diye uğraşacağız ve 1939'da ana vatana katılacak. Gelelim Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne. Şimdi bu taarruzumuz 1922'de. Hani bak o elle gösteriyorsun ya, elini gösteriyorsun baş parmak. Bak gidiyorlar arkadaşım. Bunu böyle de ifade edilir. Bak gidiyorlar. Göndereceğiz. 26 Ağustos 1922'de başlayan Türk taarruzu, sıra bizde dedik ya, bizim taarruzumuz 30 Ağustos'ta yok yarılmaz dedikleri hatları bir günde paramparça yapmışız ve Türk ordusu Yunan'ı önüne katmış ve İzmir'e doğru kovalamaya başlamış. Mustafa Kemal'in emri, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emri doğrultusunda 9 Eylül 1922'de Yunan denize dökülmüş. 18 Eylül 1922'de de tüm Batı Anadolu Yunan'dan temizlenmiş arkadaşlar. Şimdi bütün bunlar olup bittikten sonra sıra neye geldi? Ateşkes'e geldi. Mudanya Ateşkes Anlaşması, yani Türk Kurtuluş Savaşı'nı bitiren anlaşma 11 Ekim 1922'de imzalanmış ve bu anlaşmayla Türk Kurtuluş Savaşı'nın silahlı safhası bitmiş ve böylece bu anlaşmayla Boğazlar bölgesi, İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarılmış. Bu Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın arkadaşlar Osmanlı temsilcisinin katılmaması, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcilerinin katılması, aynı zamanda İstanbul'un ve Boğazların denetiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devri ile Osmanlı Devleti itiraf devletleri ya da dünya kamuoyunca da yok sayılmış. Osmanlı Devleti fiilen zaten bitmiş oldu. Saltanatın kaldırılması zaten daha sonra hikayeden teyareye dönecek. Osmanlı, ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin diplomasi alanında kazandığı çok büyük bir başarıdır. Ha, bu anlaşmaya Yunanlar katılmış mıdır? Hayır. Yunanlar adına İngilizler bu anlaşmayı imzalamışlardır. Beceriksiz demişler, geçmişler. Şimdi gelelim, sürede hızlı kapanmasın diye uğraşıyorum. Lozan Barış Anlaşması'na, şimdi bu Lozan Barış Anlaşması'nda sadece şu maddeleri aldım, şu maddeyi aldım daha doğrusu arkadaşlar. Lozan Barış Anlaşması'nda birçok madde var, tek tek görüşülür. Muhtemelen öğretmenleriniz buraya kadar gelebildi mi onu da bilmiyorum da. Sadece sınırlarla ilgili olan kısmı aldım. Şimdi Yunanistan'la olan sınırımız Meriç Nehri olarak belirlenecek. Bozcaada, Gökçeada Türkiye'de kalacak. Yunanlar Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmayacak ama silahlandırıyor günümüzde. Suriye sınırı 20 Ekim 1922 yazmışız, yanlış oldu. 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması'na göre olacak. Irak sınırı Musul sorunu sebebiyle efendime söyleyeyim belirlenemeyecek arkadaşlar. Sonraya bırakılacak. 1926'da imzalanacak Ankara Anlaşması'yla Musul ana vatanın dışında kalacak. Arkadaşlar yazılı hazırlığımız bu kadar değil. Şu konuları yani yazılının da ötesinde bilmenizi, öğrenmenizi şiddetle bir tarih öğretme olarak tavsiye ederim. Bu bizim tarihimiz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi. Şimdiden yazınızda başarılar dilerim.